Ne zamandır ortada yoktun Harun Paşa? Yine düştüm buralara. Maalesef evet. Başında söyledik oğlum. Bu işlere devam edersen dönüp dolaşıp geleceğin yer burası zaten. İki saate kadar buradan ilmin kolumu sallayarak çıkacağım. Kurayla mı veriyorlar oğlum sizi bize? Her gün başka manyakla uğraşıyoruz. Kafamın tasını attırma da öt. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Kayıtlarda ötüp duruyorsun ama. Kabe şuradan geldi, buraya gitti zorla istiyorsan zorla söyletiriz. Zaten gıcık olurum sana. Demek kötü polis, iri kemikli polis rutini ha? Teraneyi bırak da kara film bir alt onu söyle. Kimsin lan? Noir ne lan? Malı kimden alıyordun? Siyah niye? Şoko parti yapıyormuşsunuz. Hayvandan mı çıkıyor bu? Ne yapıyorsun lan sen? Mal siyah diye mi kara film diyorsunuz? Fan fatal kim lan? Söyle sen de tanımazsın. Sana göre süt bana göre şakalat. Allah yarattı demeden dövesin var ya. Kerin hakkından imansız gelir oğlum. Harun merhaba. Merhaba İlker. Merhaba yani. Bugünkü konumuz Film noir, film noir, kara film. Kara film nedir? <gülüyor> <gülüyor> kara film nedirden önce aslında neden kara film konuşmak istediğimi anlatmak istiyorum. Yolları artısı gayet öznel bir takım dertlerden yola çıkıyor. Seninle beraber bu yolculuğu genişlettik. Biraz daha farklı bir yere geldi. Herkese az ya da çok olduğunu düşünüyorum. Ve çocukken bir film izlersin. Şaşırtıcı seni çarpan bir sahne vardır ya da bir bir hikaye vardır. Ya onun duygusallığı seni çok etkiler, çok büyüler ya da o şaşırtıcı özelliğinden dolayı bir şekilde o film ya da o sahne aklına yazılı kalır ve yıllar sonra bile aslında tuhaf bir şekilde onu tekrar ararsın. Bazı duygusal filmlerde vardır. Bu duygusal filmler ama daha hatırda kalır. Korku filmleri ya da bilim kurgu filmleri gibi o şaşırtan etki yaratıldığında olur. Ya çok korktuğunda ya da işte bir gezegende üç tane ay gördüğünde o kafana kazılır. Aslında film noir da bir şekilde benim çocukluğumdan aklıma kazınmış film türlerinden birisi. Tür demek ne kadar doğru o ayrı. İşte bu da yaşınızı ortaya çıkarıyor hocam. <laughs> Şimdi şeyi unutmayalım. Hiç film noir nedir bilmeyenler de var bizi izleyenler arasında belki. Film noir nedir? Film noir tarihlenme olarak 1940'larla 50'leri kapsayan siyah beyaz filmler ve bunlar genelde suç filmleri olarak anılacak bir janrın belirli bir grubu. Fakat onu diğer suç filmlerinden ayıran tabii ki bir takım özellikler var. Bu özelliklerin başında zaten film noir ya da kara film denmesinin neden ha. Noir Fransızca'da siyah demek. 1940'larda Amerika'da doğan anlatı ya da anlatım üslubu olarak ortak özellikleri paylaşan suç filmleri. Bu arada şeye de bağlıyorlar Almanya'dan kaçan ekspresyonist sinemacıları. Tabii ki. Gelişinin bağlanması bu şimdi neden Film Noir adı konuyodan girelim o zaman. Film Noir adını bu adamlar filmleri yaparken koymuyorlar. Yani Film Noir'ın başlangıcı çoğuna göre... ...1941'deki John Huston'ın Malta ile başlayıp... ...1958'deki Orson Welles'in Touch of Evil'la... ...bitmeyen balayı diye <gülüyor> <gülüyor> çevrilmiş Türkçe'ye. Ama o melodram ve o pulp fikrine aslında uygun. Yani adamları şey demiyorlar, biz film noir yapalım demiyorlar. Tabii mi? biz <laughs> film noir yapıyoruz demiyorlar. Biz suç film yapıyoruz ya da işte artık melodram yapıyoruz belki diyorlar. Fakat ne oluyor? İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan filmlerini, Hollywood filmlerinin ...Fransa'da gösterimi yasaklanmış. E bunu aslında Fransızlar koyuyor. Bu adı... Her iki... şey oldu gibi. <laughs> Bunun nedeni de şu 2. Dünya Savaşı sırasında Hollywood filmleri yasaklanıyor Fransa'da ve doğal olarak bu insanlar bu filmlere dokunamıyorlar, çok izleyemiyorlar. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber özellikle 1946 yazında çok ciddi bir film noir daha doğrusu Amerikan filmi enflasyonu oluyor ve bunlar arasında film eleştirmenleri aslında bazı filmlerin, bazı Amerikan filmlerinin, Amerikan suç filmlerinin önceki Hollywood filmlerinden ayrıştığını tespit ediyor ve bunları belirli bir kategoriye koyuyor. Tespit ediyor deyince hediye gibi oldu. <laughs> Tabii bu tartışmalı bir konu. Yani şundan dolayı tartışmalı bir konu. İşte kimileri 1941'de başlatıyor Baltaş Ayni'yle. Kimileri 1940'da Stranger on the Third Floor'la başlatıyor. Kimisi hatta 1927'ye kadar Underground filmine kadar gidiyor. Fritz Lang'le diyorlar hatta. Fritz Lang en önemli isimlerinden birisi. Çünkü neredeyse hayatını film nuara adamış. Bu onu bilmiyor ama değil mi? Film nuara adadım ben hayatımı demiyor. Hayatımı film nuara adadım demiyor. Dönüp biz diyoruz. Hani film nuarı ayırt edecek şey bizim aklımızda kalan şey şudur. Yüksek kontrol Aslı bir ortamda, kısmen loş bir ortamda dedektif odasında otururken kapı çalınır. Artık klişe olmuş. Evet. Klişesi budur tabii. Çok şuh bir kadın girer içeriye. Fan fatal. Fan fatal kocamı bulmak istiyorum der. Bizim dedektif 25 dolar artı masrafları anlaşır. <laughs> Trenç kotunun yakalarını kaldırarak sokaklarda dolaşır. It gibi ıslanır. O bara gider, bu bara gider, iz bulur. Bir şekilde kadını öpüşür. Birlikte olarak bir şey olur. Daha sonra kadının kocası ölü olarak bulunur. Ve bir bakarsın da <laughs> aslında o fan fatal tüm suçu bizim bu <laughs> enayi dedektife yıkmak üzere planlamıştır her şeyi. Arkasından da bir şekilde son anda kurtulur bizim dedektif. Kadın hapsi boylar. En klişe. Yeni kuşakta mesela David Fincher buna çok yakın geliyor bana. Şöyle yeni kuşaktaki zaten filmlere neo noir adıyla hı hı. adlandırılıyor. Biraz şuradan kaynaklanıyor tabii ki. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Fransız eleştirmenlerinin verdiği isim dar bir anlam ki hala aslında kara film bir jarl mıdır, değil midir? E bu konuda tartışmalar var. Çünkü bir grup diyor ki yani aslında janrı belirleyen şey hikaye, o hikayenin gelişmesi bazı karakteristik özellikleri, anlatım özellikleri, görsel özellikler, ikonografi vesaireyle beraber bütün olması. Bundan dolayı kara film jarlıdır, bir türdür diyorlar. Buna örnek olarak da şunu veriyorlar. İsimler den bile beklenti oluşabiliyor. Nedir bu isimler? Sıkça rastlanan isimler. Cadde adı çok geçer. Sokak adı çok geçer. Karanlık çok geçer. Şehir çok geçer. Bu jargonda kullanılabilecek, suç jargonda kullanılabilecek isimler geçer. Ya da işte şiddetli isimler geçer. İşte Kiss of Death, Murder My Sweet vardır. Bunlardan dolayı diyorlar aslında bir jarnıdır. Fakat kimileri de diyor ki ben ona daha çok katılıyorum. Çünkü kara film bir duyguyla ilgilidir. Yani anlatım tonu ve duyguyla ilgilidir. Ki Western dediğimizde, Western bir jarnı olarak kabul ettiğimizde şey bellidir. Western nın geçtiği yer bellidir. Temel çatışmaları bellidir. Onun dışına çıkamazsın. 70'lerdeki Türk westernlerinde bile <laughs> mekan yine Texas diyoruz. veya Şile. Ton ve duyguyu taşıdığınız her yerde o noktada yaygınlaşabilir. Ondan dolayı zaten Neo -Nuar işte David Fincher hatta David Lynch'in pek çok filmi de aslında Neo Noir'a uygun. Neo da taklidinin de taklidi gibi acayip bir şeye gelmiş oluyor. Sen niye seviyorsun bunları? Bunlar biliyorsun sinema öğrencilerinin ıslak rüyalarıdır. <laughs> çok sever sinema öğrencileri bunu. Neden Çünkü şey da? kendimizi biraz daha sinefil hissediyoruz. Film Noir deyince ortalıkta çok fazla bu jenre dediğimiz şey bilen insan yok ya. Ya işte ben siyah beyaz filmi izliyorum falan muhabbetinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir şey olabilir yani <laughs> mantıklı. Benim ilgimi çeken şey şu çok daha başka farklı ve köklü gelenekleri bir araya getirip bunları gayet cheesy diye tabir edilen melodram öğeleriyle birleştirip, yeniden harmanlayıp, aktarması ve devam ettirmesi. Yani bu noktada mesela Alman ekspresyonizmi dedik. Evet yani başlangıç ve bitişi iki Amerikalı yönetmeni atfetmişler ama kökenine baktığımızda o bahsettiğimiz özellikle Almanya'dan gelen Avrupalı göçmen yönetmenlerin işte Fritz Lang, Billy Wilder, sonra Otto Preminger, yaklaşık 1500 yani yönetmen, yazar ve sinema çalışanı, Nazilerin iktidara geldiği dönemde Almanya'dan kaçıp buraya gelmişler. Gelirken ne getiriyorlar? Gelirken şunu getiriyorlar her şeyden önce. Sanat anlamında baktığımızda Alman dışa getiriyorlar. Adı dışa zaten Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa'da kuvvetli ve etkin bir akım ve temel olarak söylediği de sanatçının iç dünyasını yansıtması gerektiği, gösterilen şeylerin sanatçının iç dünyasını yansıtması gerektiği. Where did you find a You see this when you look at that? Well, yes. Uh, that is, I, 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 sort of feel it. Uh, you see, when I look at that flower, I see someone. Isn't anything private in this house? ve bunun Almanya'daki iz düşümü 1900'lerin başından itibaren Alman sinemasında görülen örnekler oluyor. Özellikle bu gotik edebiyattan da etkilenen ne var işte Doktor Caligari'nin kulübesi var. Arkasından Nosferatu var. Daha önce de bahsettiğimiz Golem var. Gülen adam var. Gotik korku öğelerinden etkilenen, karanlığı da kullanarak yaratılan atmosferik filmler var. O atmosferik filmlerin özelliklerinden birisi mesela Doktor Caligari'nin kulübesinde çok daha rahat görülür bu. Cadde ya da sokakların bilinen görünenden öte çok daha başka bir gerçekliğe o yamulmuş bir gerçekliğe belki de sanatçının gözünden olan bir gerçekliğe evrilmesi. Yani ekspresyonizme. Gölge kullanımı çok önemli. Işık ve gölge üstüne. Evet. evet. ışık ve gölgenin oyunu ve korkuyu anlatırken, ürkütücü bir şey anlatırken ya da şiddet sahnesini anlatırken de gölgenin kullanımı. Mesela bu Doktor Caligari'nin kulübesinde de vardır. Fritz Lang'in Almanya'da yaptığı en filminde de çok belirgin öğelerden. Mesela sokaklarda da gördüğümüz sokak geometrisinin tamamen çarpıklığı. Evet. Ama ama tabii teatral olmuş artık o kadar şey ki. O dönemlerde stüdyoda çekmek zorunda çoğunlukla. Hmm. Özellikle gece çekim yapacaksak. Yani yine bakın burada da gördüğümüz yine tamamen çarpıtılmış bir gerçeklik. Ve çizgiler uzayan çizgiler, yamulan çizgiler, kaçan çizgilerle. Bunlar henüz noir değil şey. Alman ekspresyonizmini gösteriyor. Tabii tabii Alman ekspresyonizmini gösteriyorum. Yani neyden beslendiği bu insanların Almanya'dan nasıl bir düşünce ve nasıl bir akım getirdiklerine dair. Şehrin tanımından belli kurduğu şehir algısından belli. tamamen o ekspresyonist anlayışı tablolaştırmış. Evet. 31 yılı yapımı. E yine Fritz Lang'in Almanya'da çektiği film. Yine aynı şekilde burada da şunu göreceğiz. Bu Alman ekspresyonizminin bir devamı olarak Korkutucu Öyün'ün Gölge şeklinde geldiğini göreceğiz. Bana çok eski geliyor. Gerçekten <laughs> mi? Ki zaten eski. Eski. Burada da zaten hani katilin katil olduğunu o klasik M Bu şapka dışarıda. ya olmazsa olmaz. O, o dönem herkes şapka giydi için Bir de yani öyle filmler filmlerine şöyle tarif edilir. Şapkanın rengiyle tarif edilir. Gri şapkalı, gri paltolu. Mesela burada da gördüğümüz daha gerçekçi bir sokak hikayesi anlattığı için. Burada Michael Curtis de o yönetmenlerdenmiş bilmiyorum. Michael yani. Curtis Macar kökenli. Işte o da yani o kaçıp gelenlerden an... evet. Bu arada şeyi merak ediyorum. Aynı tarihlerde İtalya'da yeni gerçekçilik doğuyor ya. Doğru. Çok güzel. Orada İtalya'daki yeni gerçekçilikten de besleniyor. Tamamen yeni gerçekçilikle hani birebir onun izinden gitmiyor. Ama yeni gerçekçilik hikaye anlamında ve hikayenin o özellikle suç hikayelerinde diyeyim vuruculuğunu vurgulama anlamında. Bunun toplumsal nedenlerine inme ve bunu sorgulama anlamında önemli. Çünkü film noir'ın hani her filmde olmasa da aslında kimisinde çok alttan, kimisinde biraz daha ortaya çıkan belli bir toplumsal eleştiri var. Hani direkt bunu tabii ki bazı yönetmenlerin daha sonra zaten Hollywood'dan da kovulacaklar. Jules Dassin gibi yönetmenler bu McCarthy soruşturmaları sırasında. E tabii ki belli bir sol tendanslı olanları da var. Bunu çok da açık yapıyorlar. Hiç yapmasa bile zaten bir suç hikayesi anlatıyorsa buna belirli bir toplumsallığa dayandırmak durumunda kalıyor. Ha Burada Alman ekspresyonizminden yola çıkarsak dediğimiz gibi gölge hani o gotik espride de bir gölgenin gelmesi var ve karanlık kullanımı da zaten Love Key vesaire. Nedir karanlık diye sormamız gerekiyor burada. Karanlık nedir? ...nedir karanlık? Belirsizliktir yani. Güzel. Bir şeyin neyin ne, nerede olduğunu bilememek... ...ya da neyle karşılaşacağımı bilememek Çok güzel. Yani aslında o karanlıkta ne olduğunu bilmeyiz. Bir saklanan bir şey vardır. Belki bir katil vardır. Belki bir hırsız vardır. Ya da belki hiçbir şey yoktur. İki anlama yorulabilir bu. Zaten iki anlama yorulabilir. Birincisi evet söylediğin gibi gayet... ...korkularımızla dair korkularımızın... ...kendini manifest ettiği, kendini gösterdiği bir yerdir. Ama bir taraftan da baktığımızda aslında... ...gayet de psikanalitik anlamda, Jung'in anlamda... ...gölgenin bulunduğu yerdir. Yani benliğimizin ya. iletişimde olmadığı, bilmediğimiz, onun zıttı olan... ...çoğu zamanda bastırdığımız duyguların bulunduğu yerdir. Bu noktada işte zaten çoğu film okumacıları... Bir <laughs> <ya da gülüyor> film okumasına geldik. İzleyeceğimiz klip The Third Man filminden, üçüncü adam filminden ki... Carol Leed'in karanlıkta neyin olduğu, neyin saklandığı spoiler gibi olacak ama... ...işte tüm film boyunca bir adamdan bahsederiz, Harry Limes. Ve o adam asla ortaya çıkmaz. Ve bir anlık aydınlanır karakter sonra tekrar karanlığa gömülür. Ki bu film zaten pek çok noir öğesinin en etkin şekilde kullandığı bazen abartıldığı mesela bu Tilted Angle'ların abartıldığı filmlerden birisi. Birinci özellik Zaten o bahsettiğimiz ışık kullanımıyla geliyor teknik olarak. Low key denilen ışık kullanımıyla geliyor. Fakat bunun gittiği yer enteresan. Alman ekspresyonizmin yanı sıra aslında bunu hikayesini çok daha geriye sarabiliyoruz. O da e, özellikle Rönesans'ta ya da yüksek Rönesans'ta yanılan dönemde Chiaroscuro chiaro denilen bir yöntem. Bu Chiaroscuro'nun yaptığı ne? O da aynı şekilde belirli noktaları aşırı aydınlatarak, geri kalan kısımları kapatarak hem arzu ettiği ifadenin ortaya çıkmasını daha netleşmesini sağlıyor. Hem de bir üçüncü boyut etkisi sağlıyor. Biraz derinlik katıyor. Caravaggio. Ama... Ve şunu düşünüyorum. Caravaggio bugün yaşasa. David Fincher olurdu. <laughs> David Fincher. Abi Caravaggio bugün yaşasa <laughs> film yönetmeni olurdu. <laughs> Ve Quentin Tarantino da getir götürünü yapardı. <laughs> Ve bu Kiaro Sukura'dan beri bir yöntem. Arkasından işte bahsettiğimiz Alman ekspresyonistlerinin katkısı var. Arkasından tabii ki belki teknik olarak olmasa bile tema olarak katkılar var. O tema olarak katkılarında en büyüğü şiirsel realizm. Bu da Fransızlara gidiyor. Ee, özellikle Jean Renoir ve Marcel Carné'nin 30'larda yaptığı filmler gayet etkili tarzı belirlemektedir. Zaten daha sonra Jean Renoir e, Hollywood'a gelip birkaç tane film çekiyor. çekecek. Hatta Fritz Lang da onun iki tane filmini 1931'inde La Chaine ve La Bête tekrar çekecek. Nedense o ikisi kara film olarak Fritz Lang'in çektikleri kara film olarak kalacak. Bunlar dram suç olarak kalacak. Ama mesela La Bête bence 1938'de kara filmin tüm özelliklerini barındırıyor ki hani nazizm yükselmeseydi ve 2. Dünya Savaşı olmasaydı ben kara filmin Fransa'dan çıkma ihtimali daha yüksek buluyordum. Ben de onu soracaktım. Aslında şey ilginç. Hollywood gibi tamamen paraya dayalı bir sistemin bu Avrupa'dan gelen aslında sanatçı bunlar daha sanatçı tipler ya. Onları kucaklaması ilginç. Ya şöyle aslında biraz da ortama ve nelerin döndüğüne de bakmak lazım. Biliyorsun Hollywood her zaman kapitalizmin diğer tüm öğeleri gibi kapsayıcıdır. Yani kullanabileceği bir malzeme olunca malzeme mi? varsa ne olduğuna bakmaksızın kabul eder ve onu içselleştirir ve içine alır. Tabii ama mesela İtalyan yeni gerçekçiliğini hiçbir zaman almıyor içine. <laughs> yani o, yani şey... o yönetmenler bildiğim kadarıyla hiçbir zaman Hollywood'a gitmediler. Sindiremezdi sindiremezdi. <laughs> o nokta tabii ki şeye bakmak lazım. Hani neden bu var ya da nereden var? Bunun için de Amerikan film endüstrisine ve Avrupa'daki gelişmelere bakmak lazım. Her şeyden önce dönem Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği bir dönem. Çok büyük bir savaş yapılmış. Ve e, o savaşın arkasından her ne kadar Roaring Twenties denilen böyle biraz eğlenceye vurma, biraz sapıtma şeyleri de olsa zorlu bir dönem. Özellikle Almanya için ayrı zorlu bir dönem. Çünkü devamlı savaş tazminatlarını ödemek durumunda ciddi şekilde enflasyon yükselmiş. Ki zaten daha sonra nazizmin gelişine yol açacak bu. Amerika'da ise alkol yasağı ile beraber, yılı yanılmıyorsam 1919'du, 1933'e kadar sürecek. Alkol yasağı ile beraber bir gangster kültürü oluşmaya başlamış. Çünkü yer altına inmiş. Al Capone'lar, Lucky Luciano'lar ve Amerika ile ilgili sorunlardan birisi... ...1929'daki Büyük Buhran. Büyük Buhran'la beraber Amerika'da her şey ters yüz olacak. Arkasından onun ekonomik etkileri Avrupa'ya da sıçrayacak... ...ve belirli bir bunalım yokluk dönemi yaşanacak. Ama nihayetinde yine de sinemanın merkezileşmeye başladığı... ...bir dönemden bahsediyoruz. O merkezileşme yani daha doğrusu ile beraber... ...büyük bir stüdyo sistemi kuruluyor. Ve stüdyo sisteminin genel olarak yaptığı şey şu aslında... ...mesela bu film noir, korku filmleri ya da daha sonra... 50'lerde gelecek olan biraz bilim kurgu dandik bilim kurgu filmlerini de diyeyim. Besleyecek olan bir yapı var o da Blockbooking. Blockbooking nedir? Sen bir A tipi film çekersin. Ünlü yıldızlarla, büyük yıldızlarla, büyük bütçeli. Arkasından da B, B movies denilen ikinci sınıf filmler. Düşük bütçeli. Yani birinciyi satıyorsun, öbürlerini de mecbur tutuyorsun. Bir paket yapıyorsun. Diyorsun ki arkadaşım sen bu paketi alacaksın. O çok önemlidir endüstriyel olarak. Bir tane A tipi işte büyük yıldızlarla oldu film alıyorsan 10 tane de B tipi film alacaksın. Şimdi bu neye yol açıyor? Bu şuna yol açıyor. Tabii ki film noir'daki, kara filmdeki tüm filmler çok ucuz filmler değil. Fakat özellikle suç filmleri ve korku filmleri özelinde bir takım şeylerin denenebilmesine yol açıyor. Hani o bahsettiğin neden bu adamları almışlar? Çünkü özelliklerden birisi mesela karanlık dedik. İkincisi de tilted angle. Yani eğik kamera açıları. Dutch'ta deniyor evet. Büyük ihtimalle Dutch bir kameraman falan yapmış diye olabilir diye düşünüyorum. Ha yok yok abi, abi o Dutch aslında. Öyle mi? Evet evet. Alman hmm. açısının Ha, Deutsche tamam. Hmm. Bu e, İngilizce tabirle piçleştirilmiş hali. Şimdi bunları yapan insanlara neden izin veriyorsun? Çünkü bunlara B tipi filmler yaptırabilirsin. B tipi filmler aslında bence o gelişimde esneklik sağladığı için, film esnekliği sağladığı için büyük bir avantaja dönüşmüş. Çok önemsediğim bir şey söylüyorsun aslında. Endüstriyel bütün bu kararlar. Sinemalar var. Bunlara sürekli materyal lazım esas senin malzemeni koyuyorsun. Araya da <laughs> başka şeyleri... Araya da başka şeyleri kaktırıyorsun abi. Ki zaten <laughs> yani kaktırıyorsun. Ki zaten bu da işte sonradan tekel yasasıyla işte stüdyoların dağıtılmasına neden oldu ya. Tabii. Block booking engelleyen hem de o vertical integration denilen dikey. Yani aynı zamanda başka bir metotta hem yapımcısın, film yapıyorsun hem de kendi salonun var. Kendi salonunda gösteriyorsun bu vesaire. Bu arada... Bunların hepsi yasaklandı antitrust yasasıyla. E evet. Şu, an, şu anda dünya tarihinde çok ilginç bir dönemdeyiz. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Netflix mesela aynı şeyi yapıyor ve ya Disney yapmaya çalıştı beceremedi. Yani platform da senin, prodüksiyon da senin. Ee, şimdi bun, bunun evet ya aynen o durum. Yani ben elimde bir sürü çuvalla film yapıyorum abi. Kimisi dik, onları da araya katıyorum. Ya <laughs> Allah tazik. Bu arada Türkiye'de neden film var olmaz diye bir soru gelecekse onun da cevabı çok güzel bir <laughs> soru. Bu soru olmazsa olmazdım. Aslında buraya gelmemin da oturmamın nedenlerinden birisi de bu. Daha sonra konuşmayı düşünüyordum ama ha, Türkiye'de film noir var mı? Neden yok? Olmalı mı? Neo noir Türkiye'de Zeki Demirkubuz'dur. Doğru mu? Yani bence mesela masumiyet... Nuar. Buna evet yaklaşan, nuar öğelerini ciddi şekilde kullanan. Yani, ya da Nuri Bilge Ceylan'ın da... O da Bir Zamanlar nuar, Anadolu'da yani. ya da e, Üç da hani nuar öğelerini ciddi şekilde kullanan. Yani eski o döneme baktığımızda, ellere baktığımızda birkaç tane nuar adı geçiyor. Özellikle Ayhan Işık'ın oynadığı ve e, ya da Orhan Günçray'ın oynadığı bir takım macera filmleri var. Dedektif filmleri var. Bunlardan ama mesela 1952 olması lazım. Kanun namına hmm. e, Lütfü kadın Şey değil mi Ayhan Işık gelir evde saklanır o değil miydi? Evde değil de kendi atölyesinde tamircidir. Atölyesinde hmm. zaten çatışmayla başlar polisle. Hmm. O tam noir kalıplarına uyan, o başlangıcı bir övgü hak ediyor çünkü tam noir başlangıcı. Yani atölye sıkıştırılmıştır. Voice over'la kendi ağzından. Ben buraya nasıl düştüm? Şey de ilgimi çekiyor. Sen eski filmleri çok severek seyrediyorsun. O bana ilginç geliyor. Ben tahammül etmekte bayağı zorlanıyorum. Neden onu hissetmiyorum? Bazı temalarda o dönemi için önemli, o dönemi içerisinde değerlendirsin ama az ya da çok daha belki evrensel olabilecek bir tema ya da duygunun peşindeyim. Kara filmlerle ilgili mesela ben her siyah ben de her siyah beyaz filmi sevmiyorum. Asıl mesele eğer sanatın ya da sinemanın ya da başka bir şeyin amaçlarından birisi diyeyim eğer insanın sınırlarını, insanın alaki iklemlerde kaldığında nelerle karşılaşabileceğinin sınırlarını zorlamak, denemek ya da insanın karanlığını eşelemekse eğer buna dair bir iz bulmayı ümit ettiğim ya da bundan mutluluk duyduğum için bunu görmekten keyif aldığım için hoşuma gitti. Tabii onun dışında benim bilmediğim, benim gölgemin hoşuna gittiği bir Yan varsa onu zaten gelip burada <laughs> akil olarak ifade etmem zor. Siz sanırım biraz endişelenmeyi seviyorsunuz Harun Bey öyle mi? Çünkü bu filmler beni endişelendiriyor mesela. İlk hissettiğim duygu endişe oluyor. Aa ilginç. Karakter hep endişeli en başından en sonuna kadar hep Asla bir ürkek. Hasta depresif aslında. Evet depresif ama bir ürkekli bir endişesi var. Yalnız adamı buraya oturtup psikanalize soktum. <laughs> Alper Hocayı <'yi> da çağırdım. <laughs> Peki mesela noire karşıt bir şey hiç çıkmamış mı sinemada? Var işte İtalyan yeni gerçekçiliği. Tam, tam olarak teknik açıdan soruyorum. Türk dizileri var onun. <laughs> Her tarafın böyle kabak gibi aydınlandı. Mesela Wes Anderson olabilir mi? Yok ama Türk dizileri iyi örnek. Mesela ben bunu bir, bir takım yapımcılarla konuşmuştum zamanında. Türk dizilerinde karanlık sevilmez ya. Aslında çok ilginç bir şey var bence senin konunla da ilgili. Onu istememelerinin bir nedeni var. Yani gerçekten her şeyin aydınlık olmasına ihtiyaç var Türk dizilerinde. Çünkü, Çünkü tam bizim dediğim... Türk aile yapımızda <laughs> <Evet>. karanlık yoktur. <laughs> evet aynen öyle abi. Yani. Bizim gölgemiz yok, bizde her şey açık. <laughs> Son noir filmlerden biri Blade Runner sayılabilir. Blade Runner ikonografi olarak yalnız direktifinden tut, fan Fataline kadar bir noirda arayacağımız tüm özelliklere sahip. Sadece o dediğimiz gibi setting değişiyor. Biraz daha ileriki bir döneme almışlar. Ama o filmi al 1930'larda Aynı olur. Bugün 2023 yılında hala film noir'ın anlamı var mı? Biraz kişisel bir tercih ve yaklaşım olacak. Çünkü muhakkak buna birileri evet anlam var diyecektir, birileri de anlamı yok diyecektir. Ben hani film noir ya da film noirlar, film noircıklar diye bakmadan özellikle film noir'ın tabii değindiği nokta da şu insanın kötülüğü üzerine, kötülük kavramı üzerine bir takım egzersizler yapıyor bence asla eskimeyecek bir konu. Her ne kadar mizansen tuhaf gelse de temel bir meseleye dokunuyorsa eğer insanın kötülüğüne, iyiliğine yaptığı tercihe ve insanın bu sınırlarının duygusal spektrumdaki sınırlarının arasında geziniyorsa, burada bazı yerlere dokunuyorsa ben bunun değerli olduğuna ve ileride de değerli olacağına inanıyorum. Evet aslında tam bunu soruyordum. Yani Mulholland Drive çok iyi bir noir filmi. Ama hani şeklen sadece aldığında öğrencilerdeki sorun oydu yani hani hmm. ters ışık yaptım, karanlık şapka evet, taktım evet. bir adam falan. Ya yani o çok. <laughs> Şimdi mesela Malcolm de güzel bir örnek. Teknik olarak dedik. Alman ekspresyonizminden etkilenmiş. Bir de Fransız gerçekçiliği var. Bundan da çok etkileniyor. Jean Renoir dedim geldi film çekti. Orada da onun dışında Marcel Carné'nin Proto Noir olarak kabul edilebilecek filmler. Bunlar da aynı şekilde bu sanatçının kendini ifadesi olarak yansıyan bir takım ajanları, araçları kullanıyorlar. Bu şiirsel gerçekçiliğin kullandığı şeylerden birisi de mesela film noir'da bir şehir hikayesi anlatıyorsan, gerçek bir hikaye anlatıyorsan güzel bir anlatım aracı çıkıyor. Daha sonra da zaten çok merkezileşik. O da halüsinasyonlar, sanrılar rüyalarla karşılaşılan bir takım gerçeği bölen durumlar. Hemen onlarla ilgili birkaç e, klip göstermek istiyorum. Salvador Dali'nin yaptığı tasarımlar ve buradaki gerçeküstü rüya sahnesi. Hitchcock'un filmi. Hitchcock'un 1945'te yaptığı Spellbound. Zaten konu tamamen psikanaliz üzerine kurulu. Burada karakterimizin rüyasından bir parça görüyoruz. Bir diğeri ikincisi. İkincisi ise yine aynı filmden. Bu sefer karakterin kafasından içeriye gidiyoruz ve gerçekten de kendimizi Dali'nin sürrealist maddesine. İlginç görüyoruz. bunu da film noir'a katıyorsun. Yani Spellbound o zaman hiç koku da film noir'a katıyorsun. Pek çok filmi girebilir film noir'a. Sadece hiç kokun tabii ki farklı yanı bence. O fan fatal diye konuşacağımız karakteri çok değişik bir şekilde. Şüphe aracı olarak kullanmasına rağmen aslında kadından yana olması. Bu arada kadın düşmanı diyenler de var ama evet. Hiç kok insan düşmanı. <gülüyor> <gülüyor> İstisnasız hepinizden nefret ediyorum. Genelde ancak rüyalarda ya da asistasyonlarda veriliyor bu çarpıtmalar. Malhalın Drive'de artık David Lynch nuardaki kısıtlanan gerçekle gerçek dışı alanı tamamen darmadağın etmiş durumda. Ve tabii ki Fransızlar ödüle boğulmuştu hatırlarsan. <laughs> Bir film daha göstermek istiyorum. Bu Alman ekspresyonizmden ya da o rüyavari ortamlardan beslenen. Bu da çok enteresan bir film Duvardaki Gölge mi Night of the Hunter filminden 1955 Charles Laughton diye bir eleman aslında oyuncudur ve tek film var ve mükemmel bir film. Film iki kardeşin başından geçen bir macerayı anlatıyor. Bir taraftan baktığımızda Hansel ve Gretel vari bir espri ve yine burada da kötünün sahneye girişini gölgeyle. Şapkalı adam. Görüyoruz. Evet. Aa çok güzel karı. Evet yine o Alman hani Avrupa işi nihayetinde. Çünkü bu adam da zaten İngiliz. Zaten hikaye dediğim gibi masalsı bir yolculukla ilerliyor ve tüm stilistik özelliklerini kullanmış. Üçüncüde de bir oda geometrisi diye aldım. Burada da yatan kadıncağız çocukların annesi zaten başına nahoş işler gelecek. Bu da bizim kötü abimiz. zaten kötü abimizi. Robert Mitchum. Güzel olan şey yine o bahsettiğimiz Avrupa tarzı özellikle de Alman dışa vurumculuğuyla mesela şu geometrik odanın şekli aslında az önce Kaligari'nin caddelerinden çok farklı değil ve tabii ki elbette ışık kullanımı ve gölge kullanımı ama çok daha masalsı bir formda anlatmış. Şimdi Fakat hocam kadına vurdu inanılmaz bir şey. Kadına vurdu. O <laughs> kadına neler yaptı. Tematik özelliklerinden birisi ise neden ışığı yapınca olmuyor. Film pesimizmden beslenmesi. Pesimizle beraber varoluşçuluktan da beslenir bir yan olması. Nedir o yan? Hiçbir şekilde sığınabileceğimiz hazır objektif anlamlar kalmadı. Hani Tanrı'nın ölümüyle beraber hiçbir objektif anlam kalmadı. Bu noktada yapabileceğimiz iki şey var. Ya kendimiz yeni bir anlam yaratacağız, yeni bir anlam dünyası bulmak durumunda kalacağız. Ya da her şeyin saçmalığını kabul edip o saçmalığın gerilimiyle Sisyphos söylenindeki gibi yaşamaya devam edeceğiz. O gerilim alanında kalacağız. Ya da Flu TV diye bir kanal kuracağız. Bu Burada bu da film noir karakterleri aslında biraz böyle bir sıkıntıya sahip. Film noir karakterleri var oldukları toplumdan kopmuş, herhangi bir anlama erişememiş, anlam bulamamış, o anlamı kabul edememiş ve bu yüzden de umutsuz karakterler ve her şekilde çırpındıkça en basit maddi kaynakların peşinde bile çırpındıkça daha da batan karakterler. Hani biraz o Durkheim'ın anomisi üzerinden gidecek olursak aslında o toplumsal bağlarını yitirmiş umutsuz karakterler. Charles Bukowski'nin sinema hali diyebiliriz aslında. <laughs> Charles Bukowski içeyim yatayım derdinde. Lost Weekend diye bir film vardır. Lost Weekend'de böyle bir alkolik karakterin alkol bulma macerası üzerine kuruludur. Onu izleriz. Motivasyonu vardır ama motivasyonu genelde kısa yoldan voleyi vurmaktır. Bir şekilde zengin olmaktır. Charles Buk Bukowski'nin de niye postane diye bir kitabı vardır, kadınlar vardır yani çok derin bir umutsuzluk vardır ya. Sadece içme sıçma değil. Çok derin bir umutsuzluk ve çok derin bir sevilmeme kompleksi vardır. Derin sevilmeme kompleksi aslında hani özdeşleştirebileceğin yer belki fan fatal karakter olur. Nedir fan fatal karakteri? Kötü kadın, fettan kadın, vamp kadın ölümcül kadın. Bizdeki karşılığı Neriman Köksal, <laughs> Suzan Avcı <laughs> biraz Ajda Pekkan olan kadındır. Bu adamın kanını kurutur, emer, bitirir <laughs> onu böyle en kötü, en berbat. Muhakkak durumdayız. dul'dur mesela bence. Dul. Genelde dul kalmayı istediği kesin. Yani rastladığımız çünkü sevgilisiyle bir olup kocasını öldürüp mesela işte Double Indemnity'nin postacı kapıyı iki kez çalar mesela. Fanfatar aslında kocasının öldürülüp onun bir şekilde servetine konmaya çalışan kadındır. Ama ama aslında fanfatal bambaşka bir şeyden geliyor kökeni bayağı eski arketipik bir kökeni var yani. E, bazı tanrıçalar vardır. Kötü tanrıça işte ne bileyim İnanna ya da iştar Gılgamış'tan yüz bulamayınca onun başını bela sokmak için her şeyi yapıyor. Medea vardır. Medusa vardır ya da Sirenler vardır. Özellikle o Sirenler hani denizcileri doğru yoldan çıkarıp kötü yollara saptırmaya çalışan. E, aslında İlyada'daki bütün savaşa neden olan kadın neydi? Helen. Helen, Helena. Helen evet. Helen. Tabii tabii da o kategoriye sokulabilir. Bu prototip şeyle de ilerler. Orta Doğu'ya geldiğimizde biraz Adem ve Havva. Aslında da İlk elmayı fantada. yediren ve onu yoldan saptıran ve cennetten kovduran Havva'dır. Hep bu kadınlar konuştuk. <laughs> Hocam film kadın düşmanlığı bildiğin. <laughs> film kadın düşmanlığı mı? Öyle mi hakikaten evet. Ona değinelim. Havva'dan hemen devam edelim. Çünkü Havva daha saf bir karakterdir. İkinci eş olarak. Asıl kötülük Lilittir. ...aynı özden yaratıldıklarını iddia edip... ...Adem'e itaat etmeyi reddeder... ...dağlara göre yatakta üstü olmayı ister vesaire filan... ...daha sonra cennetten kovulur... ...daha sonra tabii ki şeytan eşi haline gelir ve... Işte ...erkeklerin rüyalarına girip... ...Skubus denilen erkeklerin döllerini çalma ve... ...insanlığa kötülük yapma üzerine kurulu bir... ...yine kök olarak baktığımızda... ...kötü kadın ruhunun mitleştirilmiş hali... ...mitlerin Pandora, Lilith vesaire üzerinden devam edersek... ...bunun gerçek hayatta uygulanması da... ...cadı avıyla olur yani... ...16. 17. yüzyıldan itibaren... ...genelde o cadı diye sembolize edilen nedir? Yalnız yaşayan kadınlar. Kedili, kedili kadın. Kedili, yalnız Bu arada yaşayan. Bu bana çok fan fatal diyorlar. Hatta ekşi sözlükte bile yazmışlar direkt... ...Yaren fan fataldir diye. Kaç adamın hayatını kaydırdın <laughs> ha, Yaren? Belki olabilir eskilerden <laughs> Çok ha, Tamam, çok kaydırdıysan... ...suça teşvik ederek mi kaydırdın? Film noir tutucu bir şey mi? Kadın açısından. Kadın açısından... ...bence genel olarak sinema... ...ben sinemayı tutucu buluyorum... Çünkü şuna izin var. Ya kötü kadın ya da hanım hanımcık kadın. Bir de tabii ki başka bir... Meryem. Güzel, çok güzel. Başka bir story type daha var. O da tövbe etmiş. Kötü kadın. Yani zaten Meryem dedin abi. Dinlerdeki anlatılara bak. Genelde yani şöyle gidersek. Ya bir ana tanrıça modeliyle başlar. Aslında bunu e, Joseph Campbell'ın Batı mitolojisinde güzel anlatır. Nasıl ana tanrıça mitini yani dünyayı yaratan, doğuran ve besleyen, kızdığında da evet öfkeli olduğunları tehlikeli olan ama bereket saçan ana tanrıçadan nasıl kadın tanrıça mollerinin tek tanrıya geldiğimiz söylense de söylenmese de erkek tanrıdır. Erkek tek tanrıya geldiğimizde aslında kadın rollerinin de kötüleşmeye başladığını ya da önemsizleşmeye başladığını görüyoruz. Patriyarki. Kötü neyi görürse o peygamberlerin karıları vasıtasıyla bir kadın alınır. Ya da işte bugünkü en yaygın ve bilinen dinde alınan iki kadın. Birisi, ikisinin adı da Meryem'dir bu arada. Hani birbirlerinin artık alter egosu mudur <laughs> onu bilemiyorum ama birisi İsa'nın anasıdır, birisi anadır. Ötekisi ise tövbe etmiş bir fahişedir. Sinemada da izin verilen kadın model hani eğlenen, gülen, içen, servoş olan ama bir taraftan da iyi olan, iyi olarak gördüğümüz, özdeşleşebilecek bir karakter olarak gördüğümüz kadın modelinin ne kadar yaygın olduğunu tartışmak lazım. Hani ondan dolayı bu aslında film noir'a özel bir durum değil. Ben çoğu noktada film noir'a hani bu fan fatal arketipi üzerinden bazen de haksızlık edildiğini düşünüyorum bazı durumlar. Evet bazı durumlarda gerçekten hani o şarşe Lafam, Alexander Dumas'ın etilaf hani bir kötülük arıyor sen de daha doğrusu hikayenin ana gidişatını ya da düğümü çözecek karakter her ne kadar protagonist erkek olsa da aslında kadındır üzerinden giden bir görüş. Bazı film noir filmlerinde evet abartılmış uca gitmiş gözükebilir. Bazılarında bir şüphe aktarılıyor. Hani şüphe altında kalıyoruz. Mesela Laura'da ya da genel hiç kokun filmlerinde Notorious'ta bir şüphe altında kalıyoruz. Acaba iyi mi, kötü mü, onun mu yapıyor, bunu mu yapıyor diye o protagonistin şüphesiyle özdeşleştiriyoruz. Bu noktada tabii ki o film noir ya da fan fatal karakterinin altındaki psikolojine boş, şişkin erkek egosunun yaşadığı korkudur. Yani kadını anlayamama ya da kadını tam ele geçirememe. iktidarsızlık Bir tür iktidarsızlık. İktidara sahipmiş gibi gözüküp aslında o iktidara sahip olmama ya da o iktidarın kadın tarafından rahatlıkla parçalan anmasına dair belki bir korkudan bahsedebiliriz ama tüm filmlara yaygın olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da Sen. şey diyebilir miyiz hocam? Güce duyulan arzuyu bir kadınla özleştirmek Tartışmalı bir şekilde Freud aslında kadının güce erkek üzerinden ulaştığını söyler ve erkeği hani bu yüzden kullandığını belki tırnak içerisinde film noir'ın iddialarından birisi. Çok dikkatli konuşuyor şu an. <laughs> Çok dikkatli <laughs> konuşuyorum. Kadınla ilgili konuda da belki bir arzu nesnesi olarak elde etme ama beklediği gibi çıkmaması. Ama tabii o noktada fan fatal kendisini de uçurma sürükler. O adamı da uçurma sürükler. Uçurma sürüklemesi gerekir. Çünkü bu noktada baktığımızda belki daha muhafazakar gibi olacak olan şey aslında film noir. Klasik Hollywood filmlerinin olumlu yönde anlattığı şeyleri belki de negatif taraftan anlatır. Yani bir ahlak dersi sen bunları yaparsan, sen kötülüğe saparsan bir taraftan da karşılaşacağın şey kötü kötü olacaktı. Der ki hani film nuardaki tüm karakterlerin o kötülüğe bir şekilde ucundan kıyısından bulaşmış, bizim masumiyetini meşrulaştıramadığımız karakterlerin sonunun hepsinin sonu kötü olur. Bundan ne zaman kurtulacağız? Bundan ancak neo noir geldiğinde kurtulacağız. Bunun yanı sıra tabii neden film nuardaki karakterlerin başlarına kötü işler geliyor başka bir nedenle tabii ki Hays kanunları, Hays kuralları. Bu Hays kuralları 1934 yılında sektörün kendi kendini regüle etmek için kurduğu bir dernek var. Bu derneğin başında da Cumhuriyetçi sağcı bir adamı geçiriyorlar. Ve ondan sonra bir takım kurallar geliyor. kurallardan en temel olanlar nedir işte? Şiddet gösteremezsin, kan gösteremezsin, öpüşme sahneleri çok sınırlı bir şekilde uygulanacaktır. Klozet gösteremezsin. Bir tane film var ya Hitchcock'un şeyi yapışıyla ilgili Psycho'yu. Orada gönderiyorlar adam şey diyor bir Amerikan filminde klozet gösteremezsiniz diyor. <laughs> Bunu aşmak için kullanılan yöntemlerden birisi Hitchcock Notorious'ta kullanıyor. Yani 3-4 saniyelik bir öpüşme süresi var. Daha uzun süre öpüştüremiyorsun bir de çok ihtiraslı da olmayacak. Karakterler her öpüşüyorlar. 3 saniye sonra ayrılıyorlar. Arada bir şey varsa tekrar öpüşüyorlar ve yaklaşık 2,5 dakika böylece evet öpüştürmüş. Alternatif yollar bulmuşlar bunu geçmek için. Özellikle mesela iki karakterin sigara yakması ya da sigara içmesi. Bunu aşma yöntemlerinden... Sembolik okuluyor. öpüşme. Evet sembolik öpüşmelerden birisi. Bunun, ya aynı sigara içmelerini diyorsun değil mi? Aynı sigara içmeleri değil abi. Aynı sigara içseler ona hayatta izin vermezler. Ha, ne kadar tutucuymuş bu hey. Tutucu tabii ki. Ancak ne zaman yıkılacak bu? 1968'de artık evet. hani 60'lardan sonra özgürlük rüzgarıyla beraber 68'de ancak rating sistemi de geldikten sonra bu yıkılacak. Onunla ilgili ama ben yani iki sahne göstermek istiyorum. Dr. Jekyll Mr. Hyde filminden bu 1931 yılında çekilen filmden bir sahne. Burada arkadaşı giriyor ve sahne bozuluyor. Ama hani kadının çıplaklığı ve arkasından tabii Kadın bacağını sallıyor ve adamlar yürüyüp konuşmaya devam ettiğinde de o bacak transpoze şekilde ekranda. Hipnoz yapar gibi aslında sahnenin devamında sallanmaya devam edecek. İkinci sahnesi 1941 yılından. E 1941 yılında Hays kodu geçtikten sonra çekilmiş. Bir çıplaklık vesaire görmediğimiz gibi daha yakın planda gözle yine bir öpüşme sahnesi var. 3 saniyede, bakalım, uzun saniyede oldu mu? Biraz önceki filmdeki, yani 1931 versiyonundaki filmdeki o çıplaklığı vesaireyi göremeyeceğiz. Ondan dolayı zaten bahsettiğim bazı trikler buluyorlar. Derden birisi sigara içme sahnesi. Abi daha filmin jeneriğinde sigarasını yakıyor. Abi bu <laughs> hani ne alaka dersin? Bu e, The Big Sleep filminin giriş hmm. ki muhteşem yine gölgede ve ikisi sigarayı yan yana koyar gördüğümüz gibi bu da aslında filmde kimin kimle ne yapacağının bir e, göstergesidir. Son bir şey daha göstereceğim bununla ilgili. Bu da The Lady from Shanghai'dan. Öldürülmesi planlanan adam koca dandik bir dedektiflik kitabına oturup ondan sonra Lady from Shanghai yazmış. Yapımcılar galiba film yapmak zorundalar. Şimdi bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? arada hep da Bu arada gece çıkmışlar şeye, deniz yolculuğuna da. Abi o ama şey <laughs> tur. Mavi, mavi, <laughs> mavi tur gibi Meksika sahillerini dolaşıyorlar. Arkasından tabii ki hemen e, bahsettiğimiz o Hays kanunlarının vesairenin devreden kalkmasıyla bir rahatlama olacak. Ama tabii ki film noir çok o nokta rahatlayamayacak. Arkasından çünkü televizyon gündeme gelince ve bir de bu bahsettiğimiz blockbooking işi yatınca da yeni teknolojiler gelişecek. İşte sinerama, sinemaskop gibi ve arkasından da en azından çözüldüğü söyleyecek. Ama tabii ki bu tanımlamalar bana biraz şey geliyor. Hani 58'de bitti aman. Hani bu özel bir sınırlandırma. İkinci Dünya Savaşı'nın hararetlendiği dönemle savaş sonrası Amerika'nın aslında Avrupa'dan ufak ufak çekildiği bu dönemleri şey yapıyor. Peki hocam ne yapalım ya? Film noir mı yapalım yani? Evet, merak <laughs> ettim konulardan birisi de şu. Ben dediğim gibi Türk sineması kompetanı değilim ama neden zamanında ya da şu anda çok fazla film noir ya da neo noir göremiyoruz. Yani kargaşa var mı var, ekonomik zorluklar var mı var, gerçekten de bir şiddet dünyası ya da suç Sarmalın yayılması var mı var? Eskiden 1950'lerde neden olmadığına dair bir fikrim var. Bahsettiğin o mesela Metin Arslan'ın yaptığı suçlar aramızda vardır bu arada. Hı hı. O güzel bir örneğidir. Bir de lütfakatın kanun namına güzeldir. Başka arada yapıldığı söylenen filmler de var. Şunu anlıyorum bizim sinemamız en azından 1950'lerde belirli bir ayrım üzerine kuruluydu. İyi adam belli olacak, kötü adam belli olacak. Her yer aydınlık olacak yani. Asla o kötünün tarafına geçmedik ve bize her zaman o aile draması pompalandı. Ama bir taraftan da aslında 3. sayfa haberlerinde sevgilisiyle bir olup kocasını <laughs> öldüren kadınların hikayeleri de vardı. Ama onlar hiç yapılmadı film olarak ya da benim bildiğim yok. Müge Anlı da var bu arada. Belki Müge Anlı sayılabilir mi filmler? <gülüyor> sayılabilir. <gülüyor> Işığı o kadar patlatmasalar şu hafiften bir karanlık. Aslında izleyenler bildikleri noir ya da neo noir'a yakınlaştırdıkları Türk filmleri varsa yorum olarak yazarlarsa ben çok sevinirim. Çünkü gerçekten merak ediyorum bunu. Bu anlattıklarımızdan çıkan neo noir gibi işte hardball dedektif romanları denilen romanlardan beslenir bu. Kaşar Acar dedektif romanlarından beslenir. Tamam bizde dedektiflik vesaire yok ama başka alanlardan beslenebileceğini düşünüyorum. Neden tamam. olmadığına dair bir sorun neden olmasına çevirebiliriz. Neden olmadı? Evet abi bizde Kiara Sukuro ya da Alman e, dışa gibi çok köklü bir resim geleneğine aşina şekilde büyümedik işin doğrusu. Ya şunu da diyebilirsin. Abi ya, ya zaten bizde katil bellidir yani. Bulma gizemi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bizde katil yakalanacak mı? Cezasını çekecek mi? sorunu <laughs> odur. Bu arada dünyada şu anda film noir'ın en büyük temsilcisi bence Liam Neeson. <laughs> Sürekli karısını öldürüyorlar. Aa karısını öldürüyorlar, kızını <laughs> kaçırıyorlar. Şeyi seyrettin mi Nolan'ın son filmi? Yani film noir değil ama stil olarak benziyor. Oh. Ben de Batman'i benzetmiştim, ha, son Batman'i. Batman Aa evet, ya süper kahramanlar. ...gitgide karanlıklaşıyor evet. yani Batman nerede simsiyah. Yeni Noir onlar, onlar oldu birazcık. Evet yeni Noir'da bir de karakterler de muğlaklaşıyor. Şimdi buradaki Hı. önemli noktalardan birisi Noir karakterlerin özelliklerinden birisi Noir karakteri ahlaken muğlak bir yerdedir. İyi görünen bir dedektifin evet. hikayesini anlatsak da herhangi bir yere kaymak... kendi çıkarının peşinde çok siniktir evet. o karakter. Çünkü herkesin herkesle savaşın olduğu bir dünyadayız. Yani o yüzden ben bugünün Türkiye'sinin özellikle çok uygun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ortam uygun. Siniktir herkesin herkesle kavgasını olduğu bir yerdedir. Herkesin kendi çıkarının peşinde koştuğu bir dünyadır. Ve bu noktada hem görüntüleri biraz daha koyulaşıyor. Özellikle Batman özelinde. Hem de karakterler de muğlaklaştı. Fululaşıyor değil mi hocam? <laughs> full ulaşıyor, Her şey fululaşıyor. Peki sence nihilist midir ana karakterler? Evet. Kesinlikle nihilisttir. Nihilizmi engelleyecek olan şey bir takım daha önceden var olan aslında hazır anlamlara tutunabilme becerimizdir. Bizi nihilizmden kurtaracak olan şey. Yani eğer bir ne bileyim Marksizmi bir ülke olarak görüp şimdi buna Marksizleri kızdıracak <laughs> <laughs> yapacağımız bir şey. Yani şöyle sen Marksizme gayet rasyonel şeylerin de ötesinde bir şekilde bağlanıyorsan e, bu da bir hazır anlama Hı. Anlam dünyasına yapışmayı gerektirebilir. Ne olursun en fazla materyalist olursun ama yine de hazırda yapılmış bir anlam dünyasını alırsın. Ya da din ya da aile gibi daha arkaik eski hazır anlam dünyalarını alıyorsan evet nihilizmlerini kurtsa ama bunlar yoksa yani bir idealin yoksa hazır aldığın bir anlam dünyası yoksa sana verilmiş o durumda tamamen anlamsız, absürt, boş bir dünyayla karşılaşıyorsun. Film noir'ın çok yakıştığı bir sektör daha var. Utanç verici ama pornografi sektörü de çok sever o film noir'ı. <laughs> Dedektifin odasına gelen fan patal büyük bir konsepttir tabii ki. <laughs> tamam arzuyu doğurma <laughs> anlamında evet ama pornografi dediğimizde pornografi Türk dizileridir. Dur abi her şey aydınlık ve her şey görünür olmalıdır. E, neredeyse ürolog ve jinekolog olsan teşhis <laughs> koyabileceğin kadar görünür olmalıdır. Her şey görünmelidir. Nuarla neyi bağdaştırırsın? Nuarla erotizm evet. bağdaşabilir. Hani o da ne... kalmadı dünyada bu arada artık. Bu arada çok enteresan. O erotik furya tam 70'lerdeki erotik furyayı bir kenara geçecek olursak özellikle Hollywood'u da besleyen işte bu postacı kapı iki kez çaların Jack Nicholson'ı, Bob Ruffalo'sının yeniden çevrimi çok ciddi bir erotizm içeri. Aslında o noir hikayesi ve erotik kanal ...bir süre birlikte gitmiş. ama evet erotizm kalmadı değil mi? Kalmadı. Çünkü abi TikTok'un ve YouTube'un <laughs> olduğu yerde erotizm olmaz. Aplikasyonu kaydırarak eş seçtiğin bir yerde erotizm olmaz. Çünkü erotizm o nuara uygun bir şekilde bir yerlerin karanlık kalmasıdır. Bu film nuara ayırt eden özelliklerden birisi de voiceover kullanımı, dış ses kullanımı. Normalde dış ses sinema için... ...hoş bir araç değildir. Film noir'a yakıştırılması nedenlerinden... ...birisi kimi zaman film noir'ın dikkat çekmek için... ...filmi sondan başlatmasıdır. D.O.A diye bir film vardır. Karakter polis karakoluna yürür. Bir cinayet oldu der. Kim öldürüldü derinde ben öldürüldüm der. Ve geriye dönüp anlatmaya başlar. Ya da işte Sunset Boulevard'da olduğu gibi... ...aslında protagonisti havuzda yüzerken buluruz ki... ...ne muhteşem bir sahnedir o. Protagonistimizin öldüğü yerden başlarız. Ama bunu bilmiyoruz tabii o zaman. İlgi çekici bir gelişme. Polisler evet. bir eve geliyor. Bayağı bir ekiple geliyorlar. Ciddi bir olay olması lazım. Ve orada bir şeyler keşfediyorlar. Keşfettikleri şey havuzda yüzen bir ceset olacak. Ve bu aslında bizim baş karakterimiz. Üç aşağı beş yukarı böyle olacaktı kayıt. Attım martavalları yemeyeceklerdi. Ama ellerini deli olmadan beni bırakacaklardı. Yine başlıyoruz işte. Işıklar yanıyor. Hocam merhaba. Merhabalar hocam.